Şirfenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere düz örgü görünümlü, böyle ilmekleri puf puf iri görünen, görenlerin Selanik örgü zannedeceği bir örgü modeli hazırladım. Her türlü spor şık örgülerde bu modeli kullanabilirsiniz. Özellikle boyunluk, kaşka şapkol veya erkek örgüleri gibi örgülere bu modeli uygulayabilirsiniz. Öncelikle modelimiz 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde. 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 20 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası modelimin arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bunu başlangıca özel. Sadece ilk sıra için uyguluyorum. Devamında model ile örgümü sürdürüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin ilk sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. İki ilmeği topladıktan sonra bir tane ilmek artırıyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. İpimi önden arka tarafa gelecek şekilde bir kez dolayarak artırıyorum. Önce iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Devamında bir tane ilmek artırıyorum. Örgümün ön yüzünde yapmam gereken işlem bu. Son iki ilmeğe geldim. Bu iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Bir tane ilmek dolayarak artırdım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Burası modelimin ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önceki sırada dolayarak artırdığım ilmeği ön taraftan giriyorum ve düz örüyorum. Burada bu ilmeği alış şekliniz önemli. İpimi kendi tarafımı ön tarafa geçiriyorum. Sonraki ters ilmeği de bakın ilmeğimin yönünü çevirerek örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya aldım. Önceki sırada artırdığım ilmeği ön taraftan giriyorum ve düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafımı ön tarafa geçiriyorum. Ters ilmeğimi bu şekilde almıyorum bakın. Diğer taraftan giriyorum ve ilmeğimin yönünü çevirerek alıyorum. İlmeklerin yönü bu örgüde önemli. Ön yüzde çünkü ilmeği düzleme şansınız olmayacak. Tekrar ipimi arka tarafa aldım. Önceki sırada artırdığım ilmeğimi ön yüzden girerek düz ördüm. Ters ilmeğe gelince ipimi kendi tarafıma geçiriyorum. Ve ilmeğin yönünü çevirerek örmeden atlatıyorum. Önceki sırada artırdığım ilmekleri bu sırada düz örüyorum. Ters ilmeklere gelince ipimi kendi tarafıma geçiriyorum ve ilmeğin yönünü çevirerek örmeden atlatıyorum. Sıra boyunca yapmanız gereken tek işlem bu. İpi kendi tarafıma aldım. Ters ilmeğin yönünü çevirerek örmeden atlattım. Tekrar ipimi arka tarafa alıyorum. Önceki sırada artırdığım ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi tekrar örmeden atlattım. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Modelimizin yapılışı bu kadar. Şimdi başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyorum. Sıra boyunca tüm ilmekleri İkişerli olarak birlikte düz örerek topluyorum. Devamında bir tane ilmek artırıyorum. Önce ilmek eksiltiyoruz. İki ilmeği birlikte toplayarak sonrasında ilmek artırıyoruz. Bu sıralamayı karıştırmamanız gerekiyor. Son iki ilmeğe geldim.
Bu iki ilmeği birlikte düzörerek topladım. Devamında bir tane ilmek artırdım ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün tekrar arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçta önceki sırada artırdığım ilmek var. Ön yüzden girerek bu ilmeğimi düzörüyorum. Sonraki ilmeğe gelince ipimi kendi tarafıma geçiriyorum ve ilmeğin yönünü çevirerek örmeden atlatıyorum. Bu sırada önceki sırada artırdığımız ilmekleri düz olarak örüyoruz. Düz örerken bakın arka taraftan girerek düz örmüyoruz. Buna dikkat edin. Aynı benim gibi ön yüzden girerek düz örmeniz gerekiyor. Ters ilmeklere gelince ipimi kendi tarafıma alıyorum ve bu ilmeği örmeden atlatıyorum. İlmeği örmeden atlatırken aynı zamanda ilmeğin yönünü çevirerek bir sonraki sıra için hazırlık yapmam gerekiyor. Son ters ilmeğimi örmeden atlattım. Kenar ilmeğini ters olarak ördüm. Örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Bakın 3,5 numaralı şişimle bu değişik ilmek atma tekniğini kullanarak başladım. Herhangi bir kıvrılma yapmadan örgüm ilerledi. Görünüşte aynı düz örgü şeklinde görünüyor ama ilmekleri iri ve Selanik örgüyü andıran bir model. İlerlediği zaman bu aradaki ajurları belli olmayan, sanki düz örgüymüş gibi bir his veren model. Bakın oldukça dökümlü ve hoş duruyor. Özellikle kaşkol, boyunluk, şapka gibi örgülerde yumuşak dokulu bir örgü elde edebilirsiniz. Bu şekilde bir başlangıç tercih edebilirsiniz. Gayet hoş oldu. Burası da örgümüzün arka tarafı. Ön yüzden baktığımız zaman düz örgü görünümünde olmasına rağmen arka taraftan baktığımız zaman modelimiz tamamen farklı bir görünüme sahip. Dediğim gibi salaş bir örgü modeli ve spor şık her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.